Özellikle yıkıntının en fazla olduğunu sonradan öğrendiğimiz bir yer var. Hatay. Hocam birazdan size geleceğim. Çünkü Hatay niye bu kadar çok yıkıldı? Onu konuşacağız sizinle. Ama arkadaşımız Halil İbrahim Uğur bizi Hatay'da bekliyor. Yanında da Hatay Belediye Başkan adayı var. Hemen sözü bir onlara bırakalım. Çünkü biz günün ilk ışıklarıyla fark ettik ki en büyük can kaybını da Hatay'da yaşamışız. Hatta bu da hemen hazırlanacak konuğumuz isterseniz. Hocam size devam edelim. Şimdi siz ne kadar ekrana yansıtabiliyoruz bilmiyorum ama omzunuzun üzerinden geniş bir aslında Kahramanmaraş görüntüsü var. Biz bir tepenin üzerinden Kahramanmaraş'a bakıyoruz. Kahramanmaraş'ı ikiye bölmüşsünüz. En azından şehirleşme olurken siz değil ama burası şey öyle şehirleşmiş. Doğusu batısı olmak üzere. Batıya baktığımızda binalar yerinde. Hasar muhakkak ki var ama can kaybı yakıntı o kadar çok değil. Doğu dediğimiz yer, sebze bahçelerinin olduğu yerlerde büyük yıkıntılar var. Demek ki yanlış bir yapılaşma var tıpkı Hatay'da olduğu gibi. Halil şimdi hazırmış. Bize bir Hatay'ı anlatsınlar bundan sonra ne olacak diye. Sonra tekrardan sizinle hem Kahramanmaraş hem Hatay'ı konuşalım. Rüya Akkuş, artık asıl felaketin üzerinden tam bir yıl geçti ve o acı tabii ki taze duruyor ama diğer taraftan da tabii ki bir taraftan enkazlar kaldırıldı, bir taraftan da şehir yeniden planlanmaya başladı. Peki neler yapıldı ve bundan sonraki süreçte neler yapılacak? Hemen yayın konuğuma dönmek istiyorum. Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun. Öncelikle Miraç Kandilimizi kutluyorum. Tüm ülkemizin, İslam aleminin stüdyodaki arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum buradan. Evet başkanım, şu anda biz tarihi uzun çarşıdayız. Bir kısmı buranın hasar gördü, bir kısmı hasar görmedi. Ve buradaki esnafın aslında iş yeri açmasıyla birlikte diğer taraftan da devletimizin kalıcı konutların inşaatına başlamasıyla birlikte Hatay'da bir hareketlenme meydana geldi. Evet. Öncesinde neler yaşandı ve şimdi neler oluyor? Şimdi tabii 6 Şubat depremi çok büyük bir afet. Yani deprem Kahramanmaraş merkezde ama depremin en büyük hasar aldığı il Hatay'ımız. Bunların içerisinde de en fazla hasar alan ilçemiz, merkez ilçemiz Antakya. Samandağ, Defne, Kırıkan. Bu bölgelerimiz işte sizin de gördüğünüz gibi ciddi tahribat altında. 6 Şubat'tan hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kalıcı konutlar hızla yükselmeye başladı. Kırsalda 7 bin civarında, merkezde de 33 bin civarında konutumuz bitme aşamasında. Bunların 7.870'ini teslim etti Sayın Cumhurbaşkanımız Cumartesi günü hak sahiplerine. İnşallah 110 bin hak sahibi var ama biz toplam rezerv olarak 260 binlere, 65 binlere dayayacağız. Yani açtı, açıktı, hiç kimseyi Allah'ın izniyle bırakmayacağız. Bu konut anlamında yine şehrin içme suyu, Reyhanlı ilçemizin içme suyunu İller Bankası yapıyor. Kırıkhanımızın, Hassa ilçemizin içme sularını devlet su işleri yapıyor. Devlet su işlerinin tüm sondaj makinaları Hatay'da büyük bir mücadeleyle kırsaldaki su alanlarımızı yaptılar. İşte burası Kurşunlu Han, bizim tarihi Kurşunlu Han'ımız. Restorasyon çalışmaları başladı. Bunun gibi toplam 71 binamız var Hatay'ımızda. 56 tanesinin ihalesi yapıldı. 15 tanesinin de ihale aşamasında. Bunlar inşallah bir yıl gibi kısa süre içerisinde teslim edilecek. Ve bunların tamamı tarihine uygun, her taş yerine geri koyularak yapılıyor. Çok meşakkatli bir iş. Evet, çok titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor şu anda. Şurada şimdi görüyorsunuz tarihi uzun çarşımızın girişindeki toplam 84 esnafımızın iş yerleri Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılıyor bunlar. Şurada şöyle gösterirseniz şöyle bitmiş hali de bu olacak. İnşallah 3-4 ay sonra burada 84 iş yerimizi teslim edeceğiz. Tabii bu alanda bayağı daha yapacağımız işlerimiz var. Arkadaşlarımız çok büyük bir gayret içerisinde çalışılıyor. Ulaştırmadan tutun da altyapıya kadar, hastanelerimize kadar, okullarımıza kadar Hatay şu an bir şantiye alanı gibi. Yeniden şehri ayağa kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. Bakanlarımız sürekli buralarda.
Biz Ankara'dayız. İnşallah hızlı bir şekilde şehrimiz ayağa kalkacak. Tabii içme suyundan bahsettiniz. Çünkü ciddi anlamda şu anda şehirde içme suyuyla ilgili problem yaşanmaya devam ediyor. Yine ulaşımla ilgili pek çok ana caddenin çok zorunlu olmadıkça insanların girmek istemediğini biliyoruz. Bunlarla ilgili sizin de çalışmalarınız, projeleriniz nelerdir? Onları da buradan anlatabilir miyiz? Efendim şu an 2014'ten bu yana büyük şehir olarak Hatay yönetiliyor. 2013'te çıkan yasayla beraber. Hatay'da maalesef şu an yeraltı sularıyla enerji bedeli ödeyerek, klor basarak vatandaşımıza su vermeye çalışılıyor. Hala kırsalda su sorunlarımız var. Hala merkezde su sorunlarımız var. İnşallah biz, bakın ben milletvekilliğimde menzilet projesini başlatmıştım. Tarihi bir proje. Bu ovanın tarımsal sulamasını gerçekleştiren bir proje. İnşallah onlarla, bu tür barajlarımızla, DSİ'nin de desteğini alarak İskenderun bölgesini Aksantaş'tan, bu bölgeleri Menzelet'ten yaparak inşallah bunları cazibeyle vatandaşımıza düzgün temiz su vereceğiz. Nasıl Cumhurbaşkanımız ıstırancalardan suyu İstanbul'a getirdiyse, biz de artık kuyularla değil cazibelerle şehrimizin içme su sorununu çözeceğiz önümüzdeki süreçte inşallah. Tabii deprem sadece burada birkaç tane binanın çökmesine sebep olmadı. Tarihi yapıların da kullanılamaz hale geldiğini görüyoruz. Yine ibadethaneler, camiler de hasar gördü, kullanılamaz hale geldi. İş yerleri ve konutlar. Aslında insanlar buradaki depremin yaratmış olduğu hasara televizyonlarda, resimlerde, sosyal medyada çok da fazla anlayamıyor, inanamıyor ve yıl dönümü sebebiyle pek çok insan da Hatay'a dün geldiler, buradaki anma programlarına katıldılar ve onlardan biz şunu duyduk. Yani bir şehir tamamen yıkılmış. Evet. Yani evet. Bunu televizyonlarda, bunu gazetelerde, sosyal medyada tam anlamıyla göremediklerini ifade ediyorlar ve buradaki yıkıntıyla ilgili, yani büyüklüğüyle ilgili siz nasıl bir yorumda bulunursunuz? 11 ilimizden, deprem bölgelerinde hasar gören 11 ilimizden daha fazla yıkım Hatay'ımızda oldu. 11 ilimizden daha fazla rahmetli olan şehidimiz Hatay'da oldu. Yaralımız Hatay'da oldu. En büyük maddi kayıp Hatay'ımızda oldu. Şimdi biz bunu unutturmayacağız inşallah. Unutmayacağız da bu depremi. Ve önümüze bakacağız. Buradan daha dayanıklı, daha yaşanabilir, daha tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize uygun nasıl yapıyoruz? Şu an başladı zaten bunlar. Daha nasıl ilerletiriz? Dersimizi buradan çıkaracağız. Biz bunu yapacağız. Tabii gelenler... Süremiz sona eriyor şöyle, efendim. Evet, son cümlelerinizi de alalım. Hemşerilerimiz hiç endişe etmesin. Şu an 40 küsür bin konutumuz teslim aşamasında. 68 bin konutumuz ihalesi yapıldı. Önümüzdeki yıl bu zaman şehir yaşanabilir olacak. Öbür seneye de inşallah Türkiye'nin tarihi bir şehri, açık hava müzesi, Antakya'mız, diğer ilçelerimizle en modern, en tarihi, en kültürel şehir olacak. Hiç endişe etmesinler inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Evet. Hatay'da sadece konutlar üretilmiyor aslında. Yine tarihi eserler de bir taraftan restore ediliyor. Diğer taraftan 3 hastane inşa edildi ve şehrin içme suyuyla ilgili problemlerin giderilmesi için de ciddi projeler başlatıldı. Onlar da bir taraftan devam ediyor. Yine ulaşımla ilgili de karayollarının burada özellikle önemli çalışmalar yaptığını ve AK Partili pek çok belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin de yine burada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade edelim. İnşallah daha geniş bir anlatalım çalışmalarımız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada söylüyor. Yani yapılan çalışmalar aslında burada 3-5 dakikayla anlatmak gerçekten mümkün değil. Her birinin saatlerce konuşulması gereken projeler. İnşallah onları da ilerleyen süreçte aktarmaya devam edeceğiz izleyenlerimize diyelim ve sözü Hatay'dan tekrar size bırakalım. Rüya Akkuş. Hatay
Halil'e teşekkür ediyoruz ama sanırım tam yeri ve zamanı olacak. Fatma Hanım, size bir sorum olacak benim. Cumhurbaşkanı Hatay'da bir konuşma gerçekleştirdi ve konuşmasında merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki uyumdan bahsetti. Sonra bu cümlesi farklı yerlere çekilmeye çalışıldı. Şimdi siz bir AK Partili belediyesiniz en nihayetinde. Hatay'da CHP'li bir belediye. Size yapılan ne yapılmadı Hatay'a da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cümlesi böyle anlaşıldı? O kadar üzülüyorum ki, o kadar yanlış kullanılan cümlenin altını farklı şekilde niyet okuyarak anlatıyorlar ki, oysa aynası iş diyor ki, şimdi lafa bakılmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir gün önce de Hatay'daydı ve oradaki hastaneyi açtı. Bir gün sonra Gaziantep'teydi, oradaki hastaneyi açtı. İşte biraz önce Mehmet kardeşimizi dinledik, Devlet Su İşlerinden Çevre Bakanlığı'na, bütün kurumlar orada. Bütün Konya başta olmak üzere Kocaeli, bütün büyükşehir belediye başkanları bütün gücüyle orada ne yapılmalı? Aslında Cumhurbaşkanımızın Gaziantep örneğiyle vermek istediğim bir şey. Mesela şimdi Mehmet Bey diyor ki hala su sorunumuz devam ediyor. Gaziantep büyükşehir olarak 2014 yılında şu anda kuyu suyuyla getirmeye çalışıyoruz kırsaldaki su sorununu diyor. 2014 yılında biz sağ olsun Kahramanmaraş'taki kardeşlerimizin de büyük desteğiyle Düzbağ'dan 135 kilometreden 260 çelik borularla birlikte tüneller delerek Gaziantep'e 1100 cazibeyle rakımdan 800 rakıma suyu getirdik. Ve biz İstahiye, Nurdağ aynı şiddet, aynı bölge, komşu bunlar. Kırıkhan, Samandağ komşu. Ve orada biz bu suyu getirerek 48 saat sonra depremden 48 saat sonra suyu verdik. Söylemek istediği şey şu, verimlilik ve koordinasyon. Aslında herkes aynı şekilde kişi başına para gidiyor. Hiçbir ayrımcılık yok. Ama sizin beceriniz, insan ilişkileriniz, Ankara ile olan münasebetiniz, bunu hızlı bir şekilde iş yapma biçimine döndürmeniz sorunu çözme kapasitenizi artırıyor. Koordinasyon sorunu çözme kapasitenizi artırıyor, bu verimliliği getiriyor. Tam da Cumhurbaşkanımızın söylediği örneği anlatan hastane örneği, devletin herkese eşit ve adaletli davrandığını, su örneği de nasıl ikili ilişkiler ve karşılıklı devletle yerelin koordinasyonu işi hızlı bitirebildiğini gösteren bir örnektir. Bunun arkasından başka bir şey çıkarmanın, bunun arkasından başka bir yorumlama yapmanın çok yanlış olduğunu ve yapılan işlere de büyük bir haksızlık olduğunu bölgede yaşayan, komşada olan bütün her şeyi bilen bir kardeşiniz olarak da açıklamak istiyorum. Tüm bunlara rağmen şöyle bir tablo da çizdi AK Parti kendi adaylarını açıklarken. Dedi ki ben deprem bölgesinde, deprem zamanında belediye başkanı görevinde yürüten kişilere aday göstermeyeceğim dedi. Siz istisnasınız, sizin gibi bir istisna daha var elbette. Sonra bakıyoruz özellikle CHP tarafında Lütfi Savaş noktasında Hatay'da yaşayan vatandaşlar net bir şekilde istemiyoruz dediler. Hatalıyı da istemiyoruz gelmesin. CHP yönetimi bir daha aynı kişiye aday gösterdi. En sıkıntılı yer, depremden en fazla etkilenen yer, adı en çok tartışılan bir belediye başkanı. Ama bakıyorsunuz bugün bir kez daha seçmenin karşısına çıkartılıyor. AK Parti ise farklı bir adayla geçiyor. Bu AK Parti'nin aday belirleme sürecini ve devamında CHP'nin neden seçmeni dinlemeyişini, şimdi bugün de merkezi yönetim, yerel yönetim tartışması çıkartıyor olmasını nasıl yorumluyorsunuz genel açıdan? Aslında büyük bir liderlik var ve büyük de bir tecrübe var. Bizim 30 yıllık yerel yönetim tecrübemiz var. Cumhurbaşkanımızın 94'te başlattığı büyük bir yerel kalkınma var. Ve 22 yıllık da devlet yönetimi var. Bizim 18. kez rüyanın milletin terazisine çıkacağız. 17 kez çıkarken millete rağmen, halka rağmen ve hakka rağmen hiçbir şey olmadığını bildiğimiz için halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla hareket ettik. Ve bizde o kadar önemlidir ki temayüller, kim ne diyor, bizimle alakalı, bize alan açılıyor da bu alanı kim içini doldurabiliyorsa, kim halkın rızasını, hakkın rızasını alabiliyorsa, kim burada yapılan temayüllerde yola devam etme kararı çıkartabiliyorsa, genel merkezimiz büyük 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 sınavlardan geçiriyor. O kadar çok sözlü sınavlar yapılıyor, tek tek adaylar mülakata çağrılıyor, temayüller yapılıyor, halka soruluyor. 5-6 tane önemli kriterden çıkabildiğiniz zaman size bu işin devam etmesi konusunda bir karar alınıyor. Dolayısıyla doğru adım, doğru yöntem ve doğru kararla halkın gönlüne girebilenlerle yola devam etme kararı bugün AK Parti'nin gerçek belediyecilik anlayışıdır. Ve Allah'ın izniyle göreceksiniz 31 Mart'ta
bu Kahramanmaraş içinde, bu Gaziantep içinde geçerli. Yapılan hizmetlerin devlet millet, devlet yerel kaynaşmasının sonuçlarının halkın rızasını nasıl aldığını gösterecek sonuçları da alacağımızı gösteriyoruz. Doğru yöntem, halkın ne dediğini gören doğru ölçümleme ve doğru karar. Şimdi doğru ölçümleme, doğru yöntem. Ne dedik bugün? Memleketin meselesi deprem. O zaman İlker Hocam artık ben size dönüyorum. Şimdi ara ara bakıyorum, notlar alıyorsunuz. Notlarınıza bir daha bir göz geçiriyorsunuz. Çünkü size dedim ki biz nerede hata yaptık? Evet efendim. Önce müsaadenizle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Ve tüm İslam dünyasının Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Rüya Hanım, önce Hatay özelinde bir soru sormuştunuz. Evet. Maalesef Hatay ilimiz Kahramanmaraş ve Gaziantep'e göre zemin koşulları çok daha kötü olan alüvyon zemine yerleşmiş bir şehrimizdi. Dolayısıyla yıkım çok daha büyük oldu. Ama müsaadenizle şunu da ifade etmek isterim. Yıkımın aslında tek bir sebebi yok. Yani tek bir zemini bahane edemeyiz. Aslında yıkım hatalar silsilesiyle ortaya çıkan bir durum. Müsaade ederseniz bunları işte bazı konu başlıklarını ben not almaya çalıştım. Onları konu başlıklarını ver isterseniz hocam. Birkaç evet. dakika sonra reklama gideceğiz. Reklamdan sonra daha geniş depremi konuşabiliriz. Önce konu başlıklarını tabii verelim. Tabii ki. Ama. Öncelikle mesela işçilik yetersizliğine dikkat çekmek isterim. İşte beton yerleşimindeki özensizlikler, vibratör kullanmama, betona su katma, demir işçiliğindeki yetersizlikler. Bunlar bence yıkımda çok önemli rol oynadı. Malzeme kalitesine dikkat çekecek olursak, özellikle Hatay ilimiz içinde standart dışı, yurt dışı menşeli inşaat çeliği kullanımına dair bazı duyumlar aldık meslektaşlarımızdan. Bu konunun araştırılmasında fayda var diye düşünüyorum. Bunun yanında tasarım hatalarıyla alakalı birçok alt başlık saymak mümkün. Ben öncelikle mimari tasarım problemlerine dikkat çekmek istiyorum. Genelde hep inşaat mühendislerinin tasarımı eleştirildi ama aslında bu konuda tasarım mimari tasarımda başlıyor. Mesela işte kapalı çıkmalar, dükkanlı asma katlı yapılar, mimari fonksiyonelliği dikkate almaktan dolayı taşıyıcı sistemin tek bir deprem yönü dikkate alınarak tasarlanması. Bunun dışında mimarların projelerinde tasarlarken kullandıkları imar plan notları, bunların da taşıyıcı sistem düzensizliğini barındırmayacak şekilde düzenlenmesi lazım. Mimari tasarım problemlerinde bunları sayabiliriz. Bunun dışında statik yönüyle problemleri sayacak olursak, inşaat mühendisi arkadaşların yeteri kadar perde eleman dediğimiz taşıyıcı elemanlara önem vermemesi, bunları daha az kullanması, yapısal düzensizliklerin yumuşak kat, zayıf kat, bunların çok sayıda bir projede bu tip hataların yer alması. Bunlar bence yıkımı tetikledi. Yıkımı tetikledi ve evet. devamında da çok büyük bir enkazla bizi baş başa bıraktı. Hem duygusal açıdan hem de elbette fiziki açıdan. Ama şöyle yapalım hocam, burada hemen bir virgül koyalım, bir reklama gidelim. Saat başına tekrar kaldığımız yerden bu konuyu daha detaylı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz.